بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربي يسير ولا تعسر ربي تمن بالخير آمين محترم kardeşlerim ve muhterem avcılarım Şafii mezhebine göre bayram namazı nasıl kılınır bunu anlatmaya çalışacağız. Bunu anlatmazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri nelerdir? Yani bayram namazına gitmezden önce neler yapardı? Bunu bir söyleyeyim. İnsan bir güzelce ne gusül abdesti alması gerek. Ondan sonra dişlerini misvak, güzel koku sürmesi lazım. Saçlarını taraması lazım. Yani bunlar güzel hareketlerdir Müslümanlar için. Ondan sonra güzel elbiseler giyecek, temiz elbiseler. Evden çıkmazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi tatlı bir şeyler yiyeceğiz Ramazan bayramına özel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Ama Kurban bayramında ise tam tersi. O Kurban bayramı namazından sonra eve geldiği zaman bir şeyler yerdi. Ama Ramazan bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza gitmezden önce tatlı bir şeyler yerdi. Biz de bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Ondan sonra etrafımızda küs insanlar varsa bunları barıştıracağız. Ondan sonra sıla-i rahime dikkat edeceğiz. Yani akraba ziyaretinde bulunacağız. Yakındakilerin evine, uzakta varsa da onları Allah'ın izniyle telefonla yakın oluyor. Yani hem aradığınız zaman yanınızdaymış gibi onlara bir telefon açıp bayramlarını kutlayıp ondan sonra dışarıda güler yüzlü olmak, camiye erken gitmek, camideki insanlara bir ikramda bulunabilirsiniz. Bu tür şeyleri yapmak güzeldir. Yani Allah Teala kötü şeyden uzaklaşın diyor. Biz de o güne özel, yani hayatımızın bütününde de yapabiliriz ama bayram günü biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu bayram senede bir kere geliyor. O yüzden ne yapacağız? Peygamber aleyhisselamın ilk önce sünnetine, ondan sonra insan biraz ahlâna dikkat edecek, sinirlenmemesi lazım. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Şimdi Şafii mezhebine göre bayram namazı nasıl kılınıyor onu anlatalım inşallah. Muhterem kardeşlerim bilindiğiniz üzere Şafii mezhebinde iftidah tekbirinden sonra 7 fazla tekbir vardı birinci rekatta. İkinci rekatta ise 5 fazla tekbir getirerek namazı bu şekilde bitiriyor. Şimdi bir cemaat imamın arkasında nasıl niyet getirecek, nasıl namazına duracak bunu inşallah anlatalım. Çünkü imam zaten kendisi biliyor ama cemaat bundan mahrum kaldığı için, tabi herkes okumadığı için, araştırmadığı için bilmiyor genelde. Bizde de ne kadar mesele, bizim de çok eksiklerimiz var. Ne kadar araştırsak bile bilmediğimiz çok şey oluyor. Normaldir yani cemaatin bilmediği şeyler normaldir. Elhamdülillah şimdi Şafii mezhebine göre bir insanın vecehtu'yu bilmesi lazım hani hocadan sonra. Bunu bilmiyorsa Sübhaneke de olur. Bunu bilmese de hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü bunlar sünnettir. Diyelim bir insan Sübhaneke ya da vecehtu ya da Fatiha suresini bilmiyor. Diyor ki ben bayram namazına gitmeyeceğim. Bunu yapmayacağım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını hiç terk etmedi. Biz de bunları bilmiyorsak bile gidip namazımızı kılacağız. İnnel amalu bin niyeti. İnsanın niyetine göre amel et. Eğer sen iyi niyet etmişsen, oraya gittiysen Allah rızası için, bunda hiçbir sıkıntı yok. Fatiha suresini bilmesen de olur. Çünkü orada cemaate katın. Bilmediğin bir şey için sorumlu değilsin. Ama ondan sonra hemen öğrenmen lazım. Çünkü bu insanın üzerine farzdır. Farz olan namazda kıraat da farzdır. O yüzden Fatiha suresini öğrenmemiz lazım kesinlikle. Ama vecehtu, sübhaneki bunları bilmesen de bunlar sünnettir. Onları zamanla öğreniriz. Şimdi Şafii mezhebine göre diyelim imam şöyle niyetini getirdi. Allahu Ekber dedi mesela namazın içine girdi. Biz nasıl niyet getirmemiz lazım cemaat olarak? Hemen şöyle şu şekilde başlıyor. Niyet ettim iki rekat bayram namazını kılmaya uyudum hazır olan imama Allahu Ekber dedik. Vecehtu'yu veya Sübhaneke'yi okuyoruz hemen. Tabi hoca da okuyor. Bunu sessiz bir şekilde okuyoruz. Ondan sonra tekbirlere başlıyoruz. 7 tekbir. Birinci tekbir başlıyor. Birinci tekbir. Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. İkinci tekbir. Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Üçüncü tekbir. Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Dördüncü tekbir. Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Beşinci tekbir. Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Altıncı tekbir. Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber.
Yedinci tekbir. Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Dedikten sonra hemen Hoca Efendi Fatiha suresini okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veladdallin. Amin. Cemaat de hoca Fatiha'yı okuduktan sonra cemaat hemen Fatiha'yı sessiz bir şekilde içinden okuyacak. Hoca da o arada bir sure okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahadun illahussamed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ondan sonra hoca Allahu Ekber diyerek rükûya geçecek. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Semiallahu limen hamide diyerek doğrulacak. Tabi cemaat o arada hocayı takip edecek. Şimdi secdeye gideceğiz. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Ekber. Ve hoca ikinci rekata kalkacak. İkinci rekatta da söylediğimiz gibi 5 tane fazla tekbir vardı. Şimdi ona da başlıyoruz. Birinci tekbir. Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. İkinci tekbir. Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Üçüncü tekbir. Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Dördüncü tekbir. Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Beşinci tekbir. Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Hoca yine ne yapacak? Fatiha suresini okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Uhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veladdallin. Amin. Hoca Fatiha suresini okuduktan sonra hemen cemaatte ne yapacak? İçinden Fatiha sureyi okuyacak. Hoca da o arada bir sure okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fasalli li rabbike vanhar. İnne şaniyeke huvel ebter. Hoca Allahu Ekber diyerek rükûya geçecek. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Semiallahu limen hamide diyerek doğrulacak hoca. Ondan sonra secdeye gidilecek. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Ekber. Ondan sonra muhterem kardeşlerim, bilindik üzere Ettehiyyatü'yü salli bari okuyarak ondan sonra Hoca Efendi selamını veriyor. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve bayram namazı bu şekilde tamamlanıyor. İnşallah sizlere faydalı olmuşuzdur bu konuda. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.